Merhaba değerli izleyenler, Seçim 2024 programına hoş geldiniz. Türkiye sandık başına gidecek, yerel yöneticilerini seçecek. Doğal olarak da yöneticiler kendilerini seçtirmek amacıyla yoğun bir çaba içerisinde vatandaşlara ulaşmaya çalışıyorlar. Kendilerini anlatıyorlar, projelerini anlatıyorlar, partilerinin belediyecilikte neler yapacağını anlatıyorlar. Bugün de çok değerli bir konuğumuz var. İyi Parti'nin İncesu Belediye Başkanı adayı Sayın Recep Güngör bizim konuğumuz. Kendisiyle İncesu'yu konuşacağız, projelerini konuşacağız, neler yapacak. Bunları ayrıntılı bir şekilde konuşmuş olacağız. Sayın Başkan hoş geldiniz. Hoş bulduk İsmail Bey. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok iyiyiz, teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederiz. Bizler de iyiyiz. Sahadasınız, yoğun bir şekilde görüyoruz sosyal medyadan ve reklamlardan karşımıza ister istemez çıkıyorsunuz. Bunu fark ettik. Ne yapıyorsunuz? Sahada nasıl bir hava var? Geçtiğimiz günlerde de seçim irtibat bürosunu açtınız. Evet. İncesu'nun güzel bir merkezinde, merkezde güzel bir yere açtınız. İlgi nasıl? Havayı nasıl kokluyorsunuz? İnşallah İncesu'yumuzda ciddi bir anlamda değişim istiyorlar İsmail Bey artık. İnsanlar yorulmuş. İnsanlar artık çok üzülerek söylüyorum ki seçim atmosferini bir kavga haline dönüştürülmesinden bıkmış durumdalar. Diğer iki adayımızla ilgili sürekli kavga, birbirlerine atılan tatsız yazışmalar, konuşmalar, bunlar insanları artık bir şekilde yıldırmış durumda. İnşallah biz bu yenilikle güzel şeyler yapacağımıza inanıyoruz. Çok şükür hakkımızda kimse kötü bir şey söyleyemiyor. Bu çok önemli bir şey. Anladığım kadarıyla o kavgaya da karışmıyorsunuz. Projelerinizde herhalde yol yürüyorsunuz. Evet. Siyasetin de böyle olduğuna inanıyorsunuz. Ben direkt proje bazlı, kimse hakkında bir şey konuşmadan, gayet ılımlı, ortamı sakinleştirerek bir Allah nasip ederse belediye başkanlığı sürecini sunuyoruz. Hatta bütün başkanlarımızı ziyaret ettik. Hayırlı olsuna gittik ve de hepsini yine söylüyorum, başarılar diliyorum. Çok tebrik ediyorum. Sonuçta böyle bir şeye cesaret göstermek ayrı bir gururdur. Yani biz başkanlarımıza gittiğimizde tabii şu algı da yaratıldı. Biri bir tarafa gittiğim için niye oraya gitti? Öbürü o tarafa gittim diye niye oraya gitti? Ama ben ilk açıklamamda bütün başkanları ziyaret edeceğimi söylemiştim. Ve ben bunu yaptım. Olması gereken de bu. Sonuçta rakipseniz, evet. Düşman değilsiniz. Bazı başkan adaylarımız biz de ziyaret ettiler. Onlara da tekrardan teşekkür ediyorum. İnşallah huzurlu bir şekilde bu seçimin devam etmesini talep ediyoruz. Bütün mahalleleri gezdiniz mi? Bütün mahallelere ulaştım. Şimdiki yeni bir noktada stratejileri değiştirerekten tek tek kapıları ben çalıyorum İsmail Bey. Günde 200 eve girerekten, 200 eve o selamımı vererekten tek tek kapıları çalaraktan inşallah bu seçimi kazanacağız. Sahada nasıl hava başkanım? Bakış açısı İyi Parti'ye nasıl? Size nasıl? Sahada bize bakış açısı şu anda çok iyi. Herkes beni konuşur halde. Bir önceki yayında hatırlarsanız tanınmamayla ilgili bir sıkıntımız vardı. Şu anda o komple kırıldı İsmail Aslında Bey. Aslında yok demiştiniz. Evet. Şeyde de milletvekili adaylığı döneminde de çok fazla çalıştım demiştiniz. Evet. O kırılmış. Güzel. Yani en büyük mahalleler özellikle başkanların olduğu mahallelerde de teveccüh nasıl? Çok iyi. Yani herkes benimle rahatlıkla kapısını açıp konuşabiliyor. Herkes bana derdini söyleyebiliyor. Neyi anlatıyorlar? En çok neden dert yanıyorlar başkanım? Doğal olarak İncesu 30 bin ilçeli bir nüfusun oluştuğu noktada sosyal anlamda inanın hiçbir şey yapılmamış İsmail Bey. 20 yıldır, yani daha geçmişe de dayanıyor mu? Ben 20 yıldır şu anki mevcut adaylar açısından baktığımda 20 yıldır bir tane mesela çok basit bir örnekle çocuk oyun parkı yok. İncesu'da evet, kapalı, kışın çocukların bir vakit geçirebileceği bir tane alan yok. Bir kreşimiz yok. Ya bir kreştir yani, aileler, kadınlarımız çalışmak isterse nasıl bir hal alacak? Çocuklarını nereye bırakacaklar? Güvenli bir ortam yok. Maalesef çok kırıcı durumlar var. Evet, isterseniz projelerinize geçelim. Öncelikle başkanım, İncesu hızlı gelişiyor. Organize sanayi bölgesi var. Ama bu hem üretim kapasitesinin artırılması lazım, hem de belediyenin de üretime yönelik projelerin olması gerektiği kanısındayım. Sadece özel şey, yani düşünün, siz şanslısınız belki, İncesu Kayseri'ye yakın OSB'si var ama atıyorum Sarız'da belediye öncü olması lazım ki istihdam oraya gelsin, özel teşebbüs gelsin. Siz
ince suda var olan potansiyeli artırmak amacıyla belediye aracılığıyla da üretime yönelik projeleriniz var mı, yaptınız mı? Var İsmail Bey. Şimdi ben burada projelerimizi getirdik. Evet. Biz bütçeyle yönetilen değil, bütçeyle yönetilen değil, üretip bütçeye katkı sağlayaraktan yönetme planımız var belediyecilikte. Yani belediye para kazanacak ve hizmetini aynen devam öyle. Edecek. Biz 1500-2000 kişilik Allah nasip ederse işçi alımı yapacağız. Belediye işçi alımından insanlar rahatsız olabilir ama biz üretim sahalarını açaraktan 1500-2000 kişilik belediyemize işçi alımı yapacağız. Ne mesela yapayım? Şimdi taş ocağı tesisimiz. Maalesef Uçkuyu'daki taş ocağımız kapatılmış. Çalışması gereken, çok kıymetli olan bu taş ocağının bir şekilde faaliyeti geçirip orada inşallah 150-200 kişilik bir üretim alanı sağlanacaktır. Bu nerede? Uçkuyu'da, evet. Mevcut orada kapatılmış. Tabii, mı? Tabii kapatılmış. Başka işletmelere kiraya verilmiş ama sonradan çalışması hale gelerekten dışarılardan taş alımı sağlanıyor. Burada taş ocağında ürettiğiniz taşı sadece kendiniz mi kullanacaksınız, satacak mısınız? Hayır, dışarıya da satacağız. Dış pazarı da açıp belediyemize gelir sağlayacağız. Anladım. İsmail Bey. Evet, öyle koyabilirsiniz. Mesela bizim ince suyumuzun üzümü. Biliyorsunuz hatta festivalleri yapılıyor. Evet, festivalleri yapılıyor. Fakat festivali yapılan ilçemizin bir tane pekmez fabrikası anlamında bir çalışan yeri varken oradan da işlemediğini gördük. Burayı da inşallah bağcılığın önemini arttıraraktan pekmez fabrikasını tayinle birleştirerek ürün pazarını... Sadece pekmez yaparsanız herhalde olmaz. Tüketmiyoruz. Yok. İnsanlar çok fazla tüketmiyor. Evet, ürün ağacını genişleterek başka illere de bunun satışını yaparaktan ciddi bir pazar oluşturmayı düşünüyoruz. Mevcut tesis var mı? Onu mu? Var fakat bir işletme sahibine kiraya verilmiş fakat çalışmıyor. İşletme sahibimizle konuşarak ya da kendi bünyemizde bu tesisi oluşturaraktan üzümün ne kadar önemli olduğunu bildiğimiz için Allah nasip ederse burada da 150 kişilik istihdam alanı sağlayacağız. İnce su denince zaten üzüm akla geliyor. Evet. Üzümsüz de ince su asla düşünülemez. Evet. Ama doğru, insanların üretimine katkı sunmanız lazım. Onlara ürettiği ürünleri arada kara borsacılara kaptırmamak, ondan zarar etmesini engellemek amacıyla mutlaka belediyenin desteği şart. Güzel olur. Bir de belediyemiz adına değerinde bu ürünleri alacağız ki halkımız da mutlu olacak. 3 kuruşa 5 kuruşa bunları satmayacaklar. O gerçekten üretime tam anlamda destek vereceğiz. Gübre fermente tesisi. Gübre yapacağız inşallah. Hayvancılıkla uğraşan kardeşlerimizin atıklarını fermente tesisinde fırfır sistemiyle gübre haline getirerek tarımla uğraşan kardeşlerimize yarı maliyetli Allah nasip ederse gübre imkanı sağlayacağız. Bu da tarımcılığa büyük bir katkı. Evet, çünkü tarımcılık çok önemli. Zaten gübre maliyetleri çiftçilerin, besicilerin en çok yaşadığı sıkıntılardan birisi, belediye eliyle. Bu imkan sunulursa çok daha rahat olur. Şimdi tarımla alakalı da buna girmişken şunu da söyleyelim. Sulu tarım imkanını arttıracağız. Maalesef sulu tarım çok az. Evet. Yani ince su safında o değerli kızılırmak değerlendirilerek o sulu tarımın bir şekilde taşınarak inanın binlerce metrekarelik araziyi tarıma sunacağız inşallah. Sulu tarıma kazandıracağız. Evet, onu nasıl yapacaksınız? Nasıl onu da kızılırmaktan o taşımacılıkla o basacağız o suyu oradan bir şekilde. Evet, o tesis sistemi kuracağız. Tesisi kuraraktan o kuyulardan o su imkanını sağlayacağız. Evet. Tarımla alakalı bir de çok önemli olan bir konumuz da şu, ne olursa olsun toprak analizleri. Belediye bünyesinde bütün arsaların toprak analizini yapacağız, doğru ekim yapmalarını sağlayacağız. Herkes her toprağa üzüm ekmesin ya da domates ekmesin, patates. Evinden basacak bir tuşa, orada diyecek ki mesela 3543'e 1 ada parsel noğlu arsamıza, biz pancar ektiğimizde doğru verim alırız. Bunu herkes görecek ve doğru ekim standartlarında daha çok gelir sağlayacağız laboratuvar inşallah. Laboratuvar mı kuracaksınız? Evet, bir laboratuvar kurup o laboratuvar üzerinden analizleri yapıp o analizlere göre de herkes doğru ekim yapmasını sağlayacağız. Güzel. Evet. Maalesef üzülerek söylüyorum, parke taşı fabrikası kuracağız. Köylerimizde bununla ilgili öyle bir durumla karşılaşıyorum ki 21. yüzyılda hala yol, su, doğalgaz, kanalizasyon konuşuyoruz.
İsmail Bey. Kanalizasyon olmayan köylerimiz var. Parke taşı sorunu var köylülerin. İnanılmaz bir şekilde böyle bir talep var. Hala çamura basıyorlar. Öyle. Maalesef çamura basıyorlar. Ve de inanın hani söyleniyor ya 20 yıldır bir şeyler yapılmış. Ben göremiyorum. Yani o kadar çok projemiz var ki birazdan saydıkça diyeceksiniz ki ya bunlarda mı yok diyeceğiniz şeyler çıkacak inanın. Ya bir parke taşı fabrikası kuralım dedim. Çok basit. İnanın çok kolay bunun yapılması. Dışarıya hem pazarını açalım hem de belediyemiz bünyesinde bütün ilçelerimizi Allah nasip ederse temiz yollarımıza kavuşturalım istiyoruz. Evet, kapasite olarak neyi hesaplıyorsunuz Açı? Kapasite olarak 200-300 kişilik istihdam alanı açıp ona göre de Türkiye'de farklı ilçelere, illere de satışını yapmayı planlıyoruz. Evet. Ciddi bir gelir kaynağı sağlamak istiyoruz. Yani hiçbir zaman kaybetmeyecek bir alan sonuçta. Herkes kilitli parke ihtiyaç duyuyor. Belediyelerin her belediyende bu imkanı yok. Evet. O yüzden biz inşallah parke taş fabrikasını da kuraraktan belediyemize ciddi gelir sağlayacağız. Evet. 30 bin ilçeli nüfusta bir tane alışveriş merkezi yok doğru düzgün. Bu alışveriş merkezinin içinde sosyal alanların da olacağı, bowlingi, çocuk oyun alanları, tiyatrosu, sineması bu tarz şeylerin olacağı. Çünkü gençliğin çok önemsediği gerçekten ihtiyacı olan şeyler artık. Tiyatrodur, sinemadır hiçbir şey yok İsmail Bey. Yani doğru. Ben... Yani bir film izlemek için Kayseri'ye mi gelmek zorunda? Evet Kayseri'ye geliyorlar. Çok üzücü. Çünkü burası 30 bin ilçeli bir nüfustan bahsediyoruz. Bakıyorum hatta şununla karşılaştım. Eşim doğal olarak Ankara'dan geldiğinde bir oyun parkına götürmek için gittiği bir oyun parkında çatısından sular akıyor. Kışın ortasında buz gibi böyle ortamların olmaması lazım. Daha sıcak çocuklarımızın huzurla gidebileceği o alışveriş merkezinde ailelerin rahatlıkla dolaşıp alışverişini yapabileceği inşallah bir alışveriş merkezi yapacağız. İncesu yani Mersin, Adana, Niğde yol üzerinde ve inanılmaz bir transit geçit var. Doğru. Böyle yol üzerinde de planlandığında sadece İncesu'luları düşünmemek lazım. İnanılmaz bir de şey olur. Kesinlikle. Duran olur. Araç. Bakın Süksün'den başlayarak yol ayrımına geldiğimizde İncesu en son şöyle diyelim istasyon mahallemizin oradan çıkmasıyla binlerce araba geçiyor. İnanın. İnşallah doğru bir noktada konumlandırdığımızda herkes burada kazançlı çıkacak. Evet, güzel bir proje. Kadınlarımız için kadınlar lokali kuracağız inşallah. İsmail Bey. Yok mu kadınlara yönelik kursun olduğu? Çok şey zorunlu aktif olarak değil. Yapılmış. Evet evet böyle zorunlu olarak yapılmış. Çok ufak basit bir tesis anlamında birkaç yer var ama böyle olmamalı. Ben diyorum ki kadınlarımızın rahatlıkla, huzurla o sıcak ortamda buluşup orada alacakları eğitim dahil bakın. Eğitim ve çalışmalarıyla evlerine gelir sağlayacakları imkanlar sağlayacağız. El işleri yaptıracağız, halı dokumaları yaptıracağız. Allah nasip ederse hamur işleri yaptıraraktan başka illere de satış imkanı sağlayacağız. He, güzel. Evet. Kadınlarımız da ayrıca şunu da sağlayacağız. Aslında geleceğiz birazdan. Kadınlarımızın ne olursa olsun çocuğu olanlara da o kreş imkanını sağlayaraktan rahatlıkla kreşlerimizde bırakacaklar. Güvenli bir şekilde buraya çalışmaya gelecekler. Kreşlerimizde de ücretsiz İngilizce, Almanca, resim ve müzik dersleri verilecek İsmail Bey. Güzel. O ne başkanım? Huzur evi ve yaşlı bakım merkezi. Tabii gönül ister ki kimse huzur evine düşmesin. Kesinlikle biz bunu ailelerin kesinlikle yanlış anlaşılmasını istemiyorum bu konunun. Ya bu bir ihtiyaçtır. Çocuğu olmayanlar var. Gerçekten bakıma muhtaç olan insanlar var. Ya bu Allah buraya düşürmesin. Ayrı bir konu ama ya bunun olduğu yerde 30 bin ilçeli bir nüfusta bunun olması lazım İsmail Bey. Niye olması lazım? Ya dediğimiz gibi çocuğu bakmıyor. Var böyle şeyler. Durumu iyi olmayan insanlar var. Evet. Onu da geçtik. Bir huzurevi noktasında içinde sağlık çalışanıyla birlikte bir yaşlıya bakmanın daha huzurlu, daha keyifli olduğu, daha önemli olduğunu düşünüyorum. Bir evle gerçekten evlerde... Yani imkanı vardır. Tabii. İlçededir. Sobalı evde duruyordur. Evet. Tuvalet sorun, banyosu sorun ama tek yaşıyordur. Parası da varsa ya da müracaatı dahilinde belediyede tabii ki sosyal belediyecilik yapacak. Gelip burada belki o ömrünün son demlerini
hiçbir şeye dokunmadan, hiçbir ihtiyacını kendi karşılayımı düşünmeden böyle bir ortamda yaşamak isteyebilir. Evet. Ve de bir halkımızdan birisiyle konuştuğumda üzülerek söylüyorum bunu. Geçen dönemlerde Zeki Bey döneminde 7 dönümlük arsasını verip üzerine huzur evi yapayım diyen bir halkımız bana bu talepte yine bulundu. O arsa huzur eviyle birlikte senindir dedi sağ olsun o hemşerimiz. Allah razı olsun kendisinden. Huzur evi yapmak şartı. Arsa sorun. Ve de kendi yapacak binayı biliyor musunuz? O da çok. Ve bunu kabul etmemişler biliyor musunuz İsmail Bey? Allah. Ne kadar acı bir durum. Çok üzüldüm buna. Diyor ki belediyenin diyor kapısını 8-10 kere aşındırdık diyor. Ve yapmadılar diyor. Hayırsever de var. Arsası evet hayırsever da var. De var. Kendi arsasını vermeye hazır. Gerçekten hazır. Yerini de gittim gördüm. Analizlerini de yaptım. Allah nasip eder seçilirsem o abimiz bunu yapacak sözünü de aldık İsmail Bey. Çok güzel. Evet. Daha yeni söylediğim gibi kreş projemiz. Hı hı. İnşallah kreşimizi yapacağız. Çünkü çok önemli. Çok önemsiyorum bu konuyu. Çocuklarımızın gelişimi için olmazsa olmazımız İsmail. Bir de çalışan aile sayısı çok fazla. Evet. O yüzden inşallah kreşimizi de yapacağız. Yeşil alan ve çocuk parkı. Evet çocuk parkı var ama yeşil alanımız çok yetersiz. İnanılmaz bir şekilde az. Her yerin yeşil olmasını istiyorum. Böyle yeşiller içerisinde olan bir ince su. O turizm kaynaklarını oluşturaraktan o gerekli değeri vermek istiyorum. Bir resmimiz vardı. Eğer mümkünse onu bir verebilirsek marina resmini çok sevinirim. Evet. Ya bu o alanla birlikte o marina noktasından Allah nasip ederse projemizi şehrin içine kadar turizm kaynaklarıyla donataraktan çok güzel bir hale getireceğiz İsmail Bey. Güzel bir vadi orası marina evet. Alanına giderken. Mesela gördüğünüz üzere böyle bungalov evlerinin de olduğu çok güzel bir tesis haline getirip su sporlarını da oluşturup burayı bütünleştirerek çok güzel bir alan haline getireceğiz. İnce suyumuzun içine kadar turizm cenneti haline getireceğiz orayı. Çok güzel. Şimdi bu görseldekiler ne başkanım? Görseldekiler arkada gölümüz var biliyorsunuz marinanın evet. olduğu nokta. Oralarda su sporları alanı olacak. Hı hı. Oradan o dağ yamaçlarını yeşillendirerek bungalov evler koyaraktan evet. turizme katkı sağlayacağız. Güzel. Evet böyle güzel. Herkesin gelebileceği sosyal tesis anlamına haline evet, getireceğiz. Bir de şehre yakın bir yer. Yani tabii. uzak bir yerde 25-30 dakikada. Bu kamp alanına rahatlıkla ulaşabilirsiniz. İsmail Bey bir de marinanın olmuş olduğu noktada bakın halkımız şundan muzdarip. Biz gidemiyoruz diyor. Çok pahalı diyorlar. Biz belediye olarak inşallah şunu yapacağız. Oraya bütün halkımız uygun maliyetli hale getirerekten orayı kahvaltı 4 kişilik bir aile artık bu ekonomik koşullarda bir kahvaltı yapayım dese evinde bile 500-600 TL'yi bulan durumlar oluyor evet. artık. Bunun altına imkanı yok. Evet biz bir kahvaltı yapıyoruz dese. Biz gerekirse orada halkımızın çünkü her şey hayatı ev değil. Hı-hı. Orada gerekirse bir hafta sonunu gelsin 150 TL'ye çayı dahil gelsin kahvaltını yapsın hale ha, getireceğiz. Güzel, çok halkımızı güzel. Orayı kazandıracağız İsmail Bey inşallah. Çok güzel, çok evet. güzel. İsmail Bey iş yeri sahaları açacağız. Bakın bu çok önemli bir proje. İş yeri sahaları çok kıymetli. Çünkü istihdam için bizim bunları kesinlikle yapmamız lazım. İstihdam alanlarını çoğaltmamız lazım. Bu bir önceki söylediğim projeyle bağdaştırarak Allah nasip ederse şunu yapacağız. Orada saat 6.30'da kapanan dükkanlarımızı gece 11-12'lere kadar faaliyet alanı haline getireceğiz. İş yeri sahalarında yaparaktan uygun kirayla veya uygun ödeme şartlarıyla halkımızı iş yeri sahibi yapacağız. İstihdamla ilgili her noktada halkımıza yardımcı olacağız. Bu proje şey değil mi? O göletin orada mı yoksa merkezde? Merkezde. Merkezde planladığımız bir yere inşallah bu iş yeri sahalarını oluşturacağız. Turizmi de açtığımızda buralar gece 12'lere kadar iş imkanları sağlayacağız. Şöyle düşünün İsmail Bey orada 300-400 tane dükkan var diyelim. 100-150'de biz yaptık ettik 500-550 dükkan. Buranın gece 12'ye kadar açık olması durumunda ne olacak? Herkes 2 eleman alsa 1000 tane eleman istihdamı sağlamış olacağız. Evet. Çok önemli bir konu bu. Evet bence de. Evet yani ince suyumuzu 6.30'da kapanan değil gece 12'lere kadar yaşanabilir bir hayat haline getireceğiz inşallah. Evet. Evet. Sosyal konut. Yani evet, olmazsa olmaz. Olmazsa olmazımız. Biz bunları vesileyiz İsmail Bey. Evet. Şöyle
şu şekilde övünenlere ben karşı çıkıyorum. Ben yaptım. Hayır. Herkes emeğinin karşılığıyla alıyor bunları. Parasıyla alıyorlar. Bizler vesileyiz bu işlere, inanın. Evet. Bizler Allah nasip ederse bunlarla ilgili bütün çalışmalarımızı yapacağız. Halkımızda ev sahibi olmayan herkese ev sahibi yapacağız. Daha ama çok... riyakatlı şekilde. Hmm. Riyakatlı şekilde. Kimseye bu tutup da 3 tane evi varsa o kişiye vermeyeceğiz bunu. İhtiyacı olana vereceğiz İsmail Bey. Çünkü bunu suistimal haline getirtmeyeceğiz. Olmaz. Bu işin amacı zaten bildiğimiz üzere insanlara uygun koşullarda bu imkanları sağlamak. Çok mu ihtiyaç var ki? Var, var ihtiyaç İsmail Bey. Çünkü büyüyen ilçe olduğu için, onun getirdiği nüfusun artışı sürekli olduğu için ne olacak? İş sahalarını da açacağız. O iş sahalarını açmış olduğumuz noktada da ihtiyaçlar doğacak doğal olarak. Kentsel dönüşme ihtiyaç duyan mahalleler var mı? Var, var İsmail Bey. Onlarla ilgili de şöyle bir çalışmamız olacak inşallah. Evlerin bütün analizleri yapılacak. Bir de biliyorsunuz deprem. Evet. Deprem riskiyle. Onu sordum biraz da. Evet, deprem riskiyle karşı karşıyayız. Bununla ilgili iki çalışmamız olacak depremle ilgili. Evlerin analizlerini yapıp gerçekten sorunlu evlerimizi bir şekilde gerekirse o kardeşlerimize o imkanları sağlayaraktan tamirat, tadilatı, yeniden yapılması konusunu başlatacağız İsmail Bey. Ayrıyeten de Allah korusun ilçemiz, şehrimiz veya başka şehirler için olabilecek bir depremde korkusuyla alakalı biz konteyner kent kuracağız. He. Aylık konteynerler alaraktan oralarda hazırlık yapacağız. Allah'ım göstermesin ama yaşanacak bir durumda rahatlıkla yaşanabilir bir alan sağlayıp halkımızı orada muhafaza altına alacağız. Kentsel dönüşümü başarabilirseniz zaten risk de ortadan kalkmış olur. Ama yine konteyner tabii ki tedbir amaçlı durdurulabilir. Şöyle konteyner kenti de kurmamızdaki amaç tabii sadece bizim ilçemiz için değil. Hatay'da oldu mesela. İnsanlarımız göç edecek yerler aradı. Evet. Ne yapacağız? O insanlara rahatlıkla oralarda kapımızı açacağız inşallah. Tabii deprem olmadığı sürece de belki sosyal tesis, kamp alanı olarak tabii, da kullanılabilir. Aynen öyle. Onunla ilgili çalışmalarımız olacak inşallah. Tabii konaklama alanları. Maalesef ince suyumuz 30 bin ilçeli bir nüfus fakat bir oteli yok. İhtiyaç var mı ki başkanım? Herkes evinde değil mi? Olmaz. Var. Çok var hem de İsmail Bey. Niye var? Sanayimiz var. Organize sanayimiz var. Misafir geldi. Evet. Bizim için zaman kıymetli. İnanın zaman çok önemli bir şey. Zamanın oluştuğu yerde ne olursa olsun bizim sanayicimiz gidip de Kayseri'deki otelde kalmayı tercih etmez. Orada kaybedeceği 1-2 saatlik yolculuk onu rahatsız eder. Sonuçta trafiğiyle birlikte oluşan o yolculuk rahatsız eder. Sanayicinin derdi nedir? Bir an önce işini bitirip, çünkü zamanla yarışıyor inanın. Yani o zamanın vermiş olduğu o adımları bir an önce yok edip ona göre işine dönmeyi ister. O yüzden ihtiyaç var. Sadece o mu? Daha yeni bahsettiğimiz gibi yoldan geçen binlerce arabamız var. Yorulur, dinlenmek ister. Evet, evet, kesinlikle olmazsa olmazı. 30 bin ilçeli bir nüfusta ben otel olmadığıyla ilgili bu yorumu yaptığımda insanlar belki farklı bakıyor olabilir ama bizim olmazsa olmazımız. Çünkü 3000-5000 kişilik kasabalarda var otel. İsmail Bey, ben Türkiye'nin %80'ini gezmiş birisiyim. O yüzden sosyal belediyeciliğin ne olduğunu biliyorum. İhtiyaç olduğuna da inanılmaz bir şekilde ben inanıyorum. Evet. Evet. Daha yeni turizm çalışması. Maşallah epey hazırlıklı gelmişsiniz başkan. İsmail Bey çok eksik. Diyorum ya hiçbir şey yok. İnanın bir şey yok. Yani bana hatta şunu da bu arada bir söyleyeyim. Yani çok fazla böyle projelerle gelenlerle karşılaşmayız. Genellikle gelirler, elleri boş gelir, anlatır giderler. Bu tarz projelerle karşılaştığımız az başkanlardan birisiniz. Biz bunların hepsini başaracağız İsmail Bey. Yapılması çok zor işler değil bunlar. İnanın kolay işler. Önemli olan mantıklı, doğru bakabilmek, geniş bakabilmek, sosyal belediyeciliğin ne olduğunu bilebilmek. Ben o şekilde bakıyorum. Turizm çalışmaları. Evet. Bakın bizim hamamımız çay ocağı. Kervansarayımız düğün salonu. Evet. Medresemiz çay ocağı. Biz kesinlikle işletme sahiplerinin, bakın, onların gönlünü kırmadan, onlarla gerçekten gelir düzeylerini arttıracak şekilde bu konuşmaları yaparak da oraları tekrardan turizme kazandıracağız. Ne yapmayı planlıyorsunuz? Mesela kervansarayı çok önemli. Evet. Düğün salonu olmayıp ne olacak mesela? Kervansarayı gerçekten o tarihi dokusuyla gezilmesini sağlayıp o düğün salonu işletmecimize daha güzel bir alanda düğün salonu hizmetini açaraktan
ona daha farklı gelir kapıları açabiliriz. Hatta o işletmecimizle şunu da çözebiliriz. Yani bir şekilde oranın o turizm kaynağından sağlanacak gelirle alakalı işletmecimiz kazansın. Ama ince suyumuza da o tarihimizi kazandıralım. İsteğimiz bu yani. Ama şu anda yaşamıyor mu o kervansaray? Yaşıyor. 5.5-6 gibi kapanıyor İsmail Bey. Anladım. Evet, o üzücü bir durum. Yani bir de geldiğinde rahatlıkla bir o gezme alanı ortamı oluşmuyor. Evet, bununla özel ilgili. İşletmenin alanı olduğu için evet, yani, insanlar gezemeyebiliyor. Ya açıyorlardır kapılarını. Gerçekten de iyi arkadaşlar biliyor musunuz? Evet, çok da düzgün arkadaşlar. Yani esnaflıklarıyla, ticari alanlarıyla. Çok ama onlar da kazansın. Daha onlar çok da kazansın. İnsanı çekelim derdindesiniz. Mesela şu olabilir mi? Konuşacağız tabii bunları. Değerlendireceğiz. Vakıfların biliyorsunuz oralar. Evet. Vakıflarla görüşecekten. İçerinde güzel bir kalma odalar yaparaktan. Ürgüp'ün tarihi o noktası dokusuyla, jacuzzi'li odalar vesaire. Şöminenin yandığı. Bu tarz güzel odalar yapılaraktan. Oralarda daha çok işletmelerimize gelir sağlayabiliriz diye düşünüyorum inşallah. Evet. Hamamımızı tekrardan hamama çevireceğiz. Fakat işletmesini oradaki işletme sahibimiz devam edecek. Gerekirse işletme sahibimiz için oraya uygun bir yerde çay ocağı imkanı tekrardan sağlayacağız. Tabii insanlarda şu algı varmış. Çay ocağını Recep Bey kapatacak. Ya niye kapatalım çay ocağını? Bizim amacımız turizmle o tarihi değerleri kazandırmak. Başka bir niyetimiz yok İsmail Bey. Bu yani projelere devam edeceğiz aklıma geldi kapatma vesaire deyince genellikle belediye çalışanlarını vesaire de tedirgin ederler. Başkan gelince işten çıkartacak vesaire sizin öyle bir şeyiniz var mı planınız var mı? İsmail. Çok ne kadar çalışan var bilmiyorum ama neticede aileleriyle çevresiyle birlikte kamuoyu oluşturabiliyorlar. Ben şunu söyleyeyim 500 civarı çalışan var ben bir kişinin bile burnunu kanatmayacağım. Ben aksine bir cümle kullandım. Evet. Üretim sahaları açarak 1500-2000 kişilik istihdam alanı açacağız dedim. İşçi alacağız dedim ben. Benim farkım bu. Ben birilerini çıkarmak için değil, oraya gerçekten o değere katkı verenlerle çalışmak için geliyorum İsmail Bey. Ne olursa olsun ben şöyle bakıyorum. Mustafa Bey'den Allah razı olsun. Sonuçta bir işçi alımı yapmış. Sonuçta insanlar evine ekmek götürüyor. O ekmek götürdüğü durumda ben o insanların ekmeğiyle oynayamam. Çünkü ben üretim odaklı bakan bir adamım İsmail Bey. Evet. Ne olursa olsun ben o anlamda bakacak da bir belediye başkanıyım. Kimsenin bir kuruş ekmeğiyle oynamayacağım. Ama emeğin hakkını vermezse ama gerçekten o hayatla ilgili o mücadelesini vermeyen kişilerle de takdir edersiniz gibi her insan gibi çalışmamız çok zor olur. Herkes emeğini vereceğine inanıyorum. Çünkü ben onlarla kardeş bir belediyecilik anlamındaki yaşayacağımız o huzurlu ortamı sağlayacağım. Onları sosyalleştireceğiz aksine. O sosyal anlamda mutlu oldukları için benimle çalışmaktan keyif alacaklar İsmail Bey. Ama orada da bir disiplin olacak. Tabii ki. Disiplin olacak. O disiplin olmadan da olmaz İsmail Bey. Aynen öyle. Evet. Devam edelim mi? Buyurun. Tabii ki. Veteriner desteği İsmail Bey. Hayvancılıkla uğraşanlarımız için. Bu çok için. Önemli. Bakın biz gereksiz dedim ya eleman almayacağız İsmail Bey. Gerekirse orada belediye bünyemize 5, 6, 7 ihtiyaca göre veteriner alımı yapacağız. 24 saat esasına dayan. Kesinlikle. Ve de bunları bir sistem üzerinde hayvancılıkla uğraşan kişilerin bir sistemi olacak. O sistem üzerinden takip ederekten aşı günlerini ve de hasta olduklarında hayvanlarımızın veya bir bakım gerektirdiğinde bir telefonla hızlıca oraya ulaşıp sadece aşı maliyetine bakın. Sadece aşı maliyetine hizmet vereceğiz belediye olarak. Güzel aslında bu olması gereken projelerden birisi en belki dikkat çekilen proje benim açımdan dikkat çekici. Çünkü tarım ve hayvancılığı korumak zorundayız. Onlar zor şartlarda bizlere üreterek destek vermeye devam ediyor. Köylerin de tamamen boşaltılması demek bizim yiyecek bulamama gibi bir durumumuzun ortaya çıkmasına neden olur. Bu tarz projeler ondan köylerde kalmalarına yardımcı olur. Ben tarım ve hayvancılıkla uğraşan köylülerimizle ilgili şunu diyorum. Köylü milletin efendisidir sözünü ben çok önemsiyorum İsmail Bey. Onlar olmazsa biz hiçbir şeyiz. İnanın hiçbir şeyiz. Mesela Allah nasip ederse hayvancılıkla uğraşanlarımız için toplu yem alımı alıp yemi ben alacağım toplu. İlçemiz için ne kadar yem gidiyor mesela? 30 bin ton. Gideceğim pazarlığını edeceğim. Çünkü 30 bin tonluk bir yemin alışıyla birlikte ben uygun maliyeti alıp o hayvancılıkla uğraşan kardeşlerimize o yemi gelişinden vereceğiz.
Pekala, karşılığını nasıl alacağız? Parayla almayacağız. Süt mandırası kuracağız. Değerinde hayvancılıkla uğraşan, tekelleşen 11 TL'ye almış oldukları sütü ben değerinde alacağım İsmail Bey. Onları koruyacağız. Onları korumak zorundayız. Çok önemli bakın bu konu. Çünkü bir tane firma tekelleşmiş gibi geliyor, bu ürünleri alıyor ve gidiyor. 2-3 ayda paralarını ödemiyor bu arkadaşlar. Evet, pazarlık yapma şansları da yok. Yok. Biz inşallah bu kardeşlerimize bununla ilgili çok ciddi değer kazandıracağız İsmail Bey. Tabii bununla ilgili daha da ne yapacağız? Et kombini kuracağız İsmail Bey. Kesim alanları, hijyenik, temiz ortamlarda et kombini kurarak, orada iş yeri sahaları açaraktan, yemden, veterinerlikten, bu tarz hizmetlerden onların maliyetini düşürdüğümüzde halkımıza ucuz et yedirmeye yönlendireceğiz. Bakın bu çok önemli bir şey. Orada temiz, hijyenik şartlarda kesim yapılacak ve halkımız ucuz et yiyecek İsmail Bey. Bu çok çok önemli bir konu. Evet. Daha yeni sinema, tiyatro, konser alanlarımızı söyledik. Gençlik için olmazsa olmazımız. Yani bunu kesinlikle yapmamız lazım. Konferans salonu var mı? Ufak bir konferans salonu var ama yeterli değil İsmail Bey. Gençlerimiz çünkü sokaklarda inanın yani ya çok da bir şey söylemeyeyim. Televizyon yayında olduğumuz için gençlerimizi koruyacağımız, gençlerimizi doğru vakit geçireceği İnanılmaz sosyal alanlar açacağız ve onlara yardımcı olacağız. Evet. Hayatlarıyla ilgili çok önemli İsmail Bey. Eğitim desteği. İnşallah lise sondaki öğrencilerimize ücretsiz dershane hizmeti vereceğiz. Güzel. Almanca, İngilizce dersi vereceğiz İsmail Bey. Bakın bunlar çok önemli. Çünkü turizm kaynağını kazandıracağız ya. Turizm kaynağını kazandırdığımızda arkadaşlarımıza da yabancı dilleri öğretelim ki orada istihdam alanlarında çalışabilsinler ve o değeri sağlayalım istiyorum. Bunun çok önemli olduğuna inanıyorum. Yani kurslar açacaksınız. Tabii. Kurslarda. O kursları da ücretsiz başarılı öğrencilerimize bir şekilde vereceğiz İsmail Bey. Çok önemli bu. Çünkü gerçekten insanların bununla ilgili alım güçleri çok zayıf. Tabii. Çok zayıf. Sağlık hizmeti desteği İsmail Bey. Köylerimizde hemşireler yok. Yani evet şey bitti, o sağlık ocakları mantığı bitti. Evet. Gezici belki gidiyorlar ama bir tane iğne için ta yani köyleri çok fazla bilmiyorum. İnce su merkeze gelmek zorunda kalıyor. Ona da arada, gelemiyor. Araba bulabilirse tam. Ona da gelemiyor İsmail Bey. Çünkü servis imkanı yok. Servis imkanı olmuyor. Diyor ki teyzem, yani çok evde duyuyorum bunu veya amcam. Ya oğlum diyor, iğneyi alsam kime vurduracağım diyor. Doktor iğne yazdı da diyor. Ne yapacağız? İnşallah Sağlık Bakanlığı'yla bu konuyu konuşaraktan, bunun üzerine düşerekten, Sağlık Bakanlığı'nın bütçesine, Sağlık Bakanlığı bütçesine zarar vermeden, belediye bütçesiyle hemşire alımlarını yaparaktan, iğnedir, pansumandır, bu tarz şeyleri köylerimizde hizmet olarak Allah nasip ederse vereceğiz İsmail. Gezici bir şekilde mi? Gezici değil, sabit. Çünkü orada sağlık ocaklarımız var, hepsi atıl durumda. Yazıktır, günahtır. Tabii bunu Sağlık Bakanlığı'yla görüşerekten, koordineli, olabilitesini tam olarak araştıraraktan bu çalışmayı yapıp, çünkü Sağlık Bakanlığı'ndan önceki dönemlerde şöyle bir dönüş olmuş. Bize yük olarak, maliyeti yüklü geliyor gibi bir cümle olmuş. Aile sağlığı hizmetine geçtikleri için o şeyler kapandı, doğru. Evet. Ama vatandaş mağdur oldu. Evet, vatandaşın mağduriyetinde biz o kapıları aşındırarak inşallah çözüme ulaştıracağız İsmail Bey. Bu sulu tarım ve toprak analizinden bahsetmiştim. Bir de fide desteği vereceğiz. Halkımıza ücretsiz inşallah fide imkanı sağlayacağız. Tarımla uğraşıldığı için, alanımızda tarım alanlarının çok olduğu için tarım alanlarımızda fidelerin hazırlığını yaptırıp başka şehirlere de pazarını sağlayacağız inşallah İsmail Bey. Hem tarımla uğraşan kardeşlerimiz kazanacak, hem belediyemiz kazanacak, hem de düzgün ürünlerle Allah nasip ederse organik ürünlerle halkımızı kavuşturacağız. Evet. Yol su kanalizasyon tabii bir daha önümüze geldi. Konuşmuştuk. Doğalgaz. Ya yazıktır artık. 21. yüzyıldayız. Yeter. Karayük, üç kuyu, ondan sonra istasyon mahallemiz. Ya kanalizasyon yok İsmail Bey. Allah Allah. Evet, olmaz. Böyle bir şey olamaz. Ben bunu kabul etmiyorum. Diyorum ki birileri çıkıyor yaptık diyor. Hani nerede yaptınız da? Ben de bunu soruyorum. Hatta şunu da söyleyeyim arada, bütün başkanlarımızı eğer siz de davet edin, birlikte bir canlı yayına çıkalım, tartışalım ya güzelce eski günlerdeki gibi. Vallahi çok istiyorum bunu. Kim ne yapmış, ne yapmamış, hadi dökelim ortaya.
Hala çamura basan köyler mi var? Mahallede? Var İsmail Bey, çok var. Arabalarımızın amortisörleri patlamaktan yorulduk ya. Yollarımız berbat, çok üzücü. İnanın hiçbir şey yapılmamış İsmail Bey, yok yani. İmar problemleri. O en büyük problem. Böyle bir şey yok İsmail Bey. İnanın bu kadar çarpıklaşma, bu kadar belediyecilik anlamında bu kadar şey koşulları, şartları o kadar kötü hale getirmişler ki ya. Öyle yerlere öyle evler koydurmuşlar ki. Ya plansız. Sonra oraya herkes su istiyor, elektrik tabii, istiyor, doğalgaz istiyor. Biz bu götürme şansınız da olmuyor. Tabii biz şunu yapacağız İsmail Bey. Eğer belediyecilikte Allah nasip eder oraya oturursak düzgün bir imar ekibiyle, düzgün bir imar ekibiyle bütün evlerin gerekli yapılarını tekrardan çizerekten, mahalle mahalle çizerekten bu yapılaşmayı artık doğru bir hale getireceğiz. Kırsalda da bu olacak mı? Tabii kırsalda da her yerde olacak. Bütün köylerimizde ve mahallelerimizde bunları yapacağız. Çünkü yapmak zorundayız. Ruhsatsız çok ev var İsmail Bey. Çok fazla. Bu evlerinde artık bir şekilde yapılmış bu insanlarımız. Köylümüz ne istiyor? Sıcak bir yuva istiyor. Düzgün bir yol istiyor. Kanalizasyonunu istiyor. Bir de ürettiği ürünün değerinde satılmasını istiyor ya. Çok bir şey istemiyor ki. Bu insanlara zulmetmeye gerek yok. Biz bu insanlara destek olacağız. Bu insanlarımızın bütün sorunlarını Allah nasip ederse çözeceğiz İsmail Bey. Evet İsmail Bey. Servis. Servis ne servisi başkanım anlamadım. Köylerden ince suyumuza gelen servis imkanı yok. İsmail Nasıl yok? Köylerde minibüsü yok mu? Yok. Sadece cuma günleri bir günde, haftada bir gün bir geliş. Her yerde mi belli yerlerde? %90'ında yok İsmail Bey. Evet. Sıkıntı. Ve de biz bununla ilgili inşallah bu sorunu çözeceğiz. Yani her yere bir şekilde ücretsiz servis imkanı sağlayacağız. Bunu da nereden esinlendim? Ören şehrinde orada hamurcuya çıkan bir amcamız otobüsü kaçırdı. Arabamı aldım, otobüse yetiştirdim. O an sorduğum bir soru vardı. Dedim ki amca bu otobüs gitseydi 1,5 saat bekleyecektim ya da yürüyecektim dedi. Akşamın o soğuğunda. O an dedim ki sonuçta bu insanlık halidir. Diğer otobüse yetişememek, o ringlere yetişememek insanlık halidir. Kişi servisiyle geliyordur. Servis fabrikadan geç kalkabilir. Vesaire vesaire. Çok sebepler var. Bunun oluştuğu noktada oradan inşallah bu taşımacılığımızı halkımıza, çocuklarımıza, gençlerimize sağlayacağız. Mesela Saraycık Toki'nin oraya yollarımız çok kötü. Kaza riski var. İnanılmaz bir şekilde o Toki'ye çıkış yollarında. Su deposunun yukarıya çıkması konusu var. Bunun gibi şeylerin bir şekilde yapılması lazım. Yazıktır insanlarımız suyla kavuşamıyor doğru düzgün. Temizlik konusu. Temizlik konusu büyük problem. Mesela ben Saraycık'taki o camimize gittiğimde oranın tuvaletlerinin o temizliğiyle gördüğümde çok utanç duydum. Yani böyle bir şey olmamalı dedim. Bir belediye ile sitenin bu tarz bir kavga içerisine girip de oraların temizlik konusunda atıl duruma bırakılması çok yanlış. İnşallah bu temizlik noktalarına da çok önem göstereceğiz. Evet, tabii bu altta kalmış projemiz tarım aletleri. İnşallah tarım aletleri üreteceğiz İsmail Bey. Nasıl, fabrika mı kuracağız? Fabrika kuracağız. Tarım aletlerini üreteceğiz. Tarım aletlerini üreterek, hasata bölerekten uygun ödeme koşullarıyla inşallah halkımıza maliyetinin biraz üstünde tarım aletlerine kavuşturacağız. Çünkü çok çok ciddi metalin ben içinde olduğum için sektörel olarak o metalin ne olduğunu iyi bilirim. Onun malzemesinin analizine kadar bilirim. O yüzden biz bu tarım aletlerini üretmek bizim için çok kolay. Burada Allah nasip ederse 400-500 kişilik istihdam alanı açaraktan Türkiye'ye satış yapacağız İsmail Bey. Güzel. Evet. Bu çok önemli bir konu. 3000-4000 kişiyi istihdam edeceksiniz. Öyle gözüküyor. Bu da büyük bir rakam. İnşallah İncesu'da işsiz, yoksulluk anlamında hiç kimse kalmayacak. Şunu da bir araya sokayım özür dilerim. Yoksul anlamındaki görmüş olduğumuz kişilere, ihtiyaç sahiplerine kart vereceğiz İsmail Bey. Geçim kartı vereceğiz. Biz kimseyi kapımıza getirip de göstermeyeceğiz. Kimseye bu şekilde bir yaklaşımda bulunmayacağız. Kart vereceksiniz, kart alışverişini kendi. İçine aylık 2500 TL parasını yükleyeceğiz. Daha sonrasında et parasını yükleyeceğiz. Kışında doğalgazsa doğalgaz, kömürse kömür parası yükleyerekten kimseyi kapımıza getirmeden rahatlıkla alışveriş yapmalarını sağlayacağız. İsmail Bey, bu konu da çok önemli. Ara eleman konusu. Bakın sanayilerimizde çok artık önemli. Ara eleman problemi var. Bugün gazetelerde vardı. İnşaat ustası mıydı? Bulamıyoruz artık yurt dışından
ithal edeceğiz şeklinde, işçi getireceğiz şeklinde haber vardı. Doğrudur. Bakın ben şunu söyleyeyim. Öncelikle Sahabiye Mahallesi'nde gezdiğimde bir tane Suriyeli'nin dükkana Türk giremez yazısıyla karşılaştım, biliyor Allah musunuz? Allah. Bunu ben birkaç kere bir yerde söyledikten sonra arkadaşım kulağına gitmiş, kaldırmış. İsmail Bey. Ve biz şu hale geliyoruz. İnanın, yakın zamanda sanayilerimizde Suriyelilerin çalıştırdığı yerler olacak. Bizlere iş yapmaz hale gelecekler. Biz onun için şu konuya çok değineceğiz İsmail Bey. Bu ara eleman noktasını mesleki eğitim kurumlarımızda tecrübeli kalifiye hocalarımızla ama. Bakın, maalesef okullarımızda ne var şu anda? Teknoloji gelişiyor ama hocalarımızın bu teknolojiyle ilgili bilgi sahipliği eksik olduğu için bunun ekmeğini zamanında yetişmiş kişilerle bu eğitimleri vererekten gençlerimize meslek sahibi yaparaktan gelir düzeylerini daha da arttıracağız İsmail Bey. Bu konu çok önemli bakın. En önemli, Türkiye'nin en büyük problemi. Türkiye'nin olmazsa olmaz problemi. Çünkü ben bir sanayici sıfatıyla böyle bakıyorum İsmail Bey. Kamera sistemi. Bu çok önemli. Evet, güvenlik açısından. Güvenlik açısından. Hayvanları çalınıyor. Çocuklarına ne olursa olsun insanların huzurlu bir şekilde sokağa göndermek istiyor ama gönderemiyor. Bizler gibi büyüyemedikleri için çocuklar da nasıl yaşıyorlar? O teknolojinin vermiş olduğu bağımlılıkla hareket ederekten çok farklı hayatlara yöneliyorlar. Biz inşallah ince suyumuzun her noktasında güvenlik ağını oluşturaraktan güvenilir bir şekilde aileler çocuklarını izleyebilecek ve rahatlıkla dışarılara çıkarabilecek, huzurla çocukların rahat oyun oynamalarını sahalarda, biliyorsunuz biz çocukken nasıl büyüdüğümüzü az çok hatırlıyoruz. Spora yönelik projem var mı? Var başkan? Var tabii. Geliyor şimdi. Tamam. Spor deyince aklıma geldi. Evet. Doğalgaz desteği zaten, evet. Bunu söylemiştik. İnşallah biz olmayan imar yapılarını düzenleyerekten, yollarımızı düzgün bir şekilde açaraktan doğalgazı olmayan her yere doğalgazı getireceğiz İsmail Bey. Evet. Şu ihtiyaç sahiplerine desteği söylemiştim. Biraz önce. Evet. Şu et kombini ve kesimhanemizi söylemiştim daha önce. Evet. Köy pazarlarının oluşturulması, evet, İsmail Bey. Evet, mutlak olması, evet, gerekiyor. Biz inşallah bu köy pazarlarını süksünden başlayarak o yolumuzda ana arterlerimizde oluşturacağız. Et kombinimizin içinde de bir noktada olacak köy pazarı dediğimiz. Şehrimizin içinde de olacak. İnce su köy pazarı olacak. Ben başkaları gibi kendi adımı koyaraktan bir şey yapmayacağım İsmail Bey. Biz ince suyumuz için çalışıyoruz. Biz ince suyun adını konuşacağız. İnce suyun adını koyacağız İsmail Bey. Biliyorsunuz bununla ilgili de bir geçenlerde kavga oldu. Zeki Bey'in soy ismi yazılmış. Evet. Mustafa Bey indirmiş falan filan. Biz ince su için çalışıyoruz. İnce su için gerekeni yapacağız. Biz her yerde ince suyun adını kullanacağız inşallah. Evet. İnce suyun reklamını tam anlamında sağlayacağız. Bu köy pazarlarını oluşturaraktan da buralarda da istihdam alanları sağlamış olacağız. Ve köylümüzün ürünlerin değerinde alaraktan satış imkanları sağlayacağız. Evet, İsteyen köylülerimize de satmak isteyenlere de orada dükkan imkanları sağlayarak da satış imkanları vereceğiz. Güzel. Abi. Evet, spor. Evet. Spor. Bir kapalı halı sahamız yok. Bir tane düzgün spor salonumuz yok. Saat 5'te kapanan 10 kişinin spor yapabildiği alanlar var. Ben diyorum ki 30 bin ilçeli bir nüfusta bir gençliği düşünürsek, bunun 10 binini genç olarak adlandırırsak İsmail Bey, 10 bin gençliğin bir şekilde huzurlu bir şekilde büyük bir spor tesisinde yüzme havuzuyla, bakın, spor salonuyla, içinde hamamıyla, duşuyla, profesyonel bir yapıyla bir sosyal tesis hak ettiğine inanıyorum. Kesinlikle. Ve de doğru eğitmenlerle. Çok rahatlıkla da insanlar gelir buraya. İnanılmaz bir şey. Uygun maliyetli. Çok uygun fiyatlara buraya gelecekler. 6'da işten çıktı İsmail Bey. 7'de buraya gelecek. Ya da gün içerisinde gelip mesela mesai. O olacak tabii. Tabii canım. Ben şunun için gece diyorum. Gece çalışanlar gündüz sabah tabii, sporunu yapar. Sabah 6'da açacağız burayı. Sabah 6'da açacağız. Akşam 10'a kadar burası açık olacak. Güzel oldu. İşten çıktı geldi. Kafasını dağıtmak istiyor. Gidip kahvede vesaire bir yerlerde oyun oynayana kadar burada gelip sporunu yapacak. O kafasını dağıtacak. Kafasını dağıttıktan sonra rahatlıkla huzurla evine gidecek. Ve ne olacak? Başka kötü alışkanlıklara gitmemiş olacak gençliğimiz. Evet. Kadınlarımızın günü olacak burada. Gençliğimizin günü olacak. Bu günleri ayrıştıraraktan güzel bir şekilde bu imkanı inşallah sağlayacağız. Evet. Ya da bunun için de iki salonlu olur. Kadınlar tabii, bir yerde, erkekler bunun bir yerde. Bunun için özel dersler de vereceğiz İsmail Bey.
Bakın özel dersler vereceğiz bunun içinde. Fitness gibi. Ondan sonra yani zumba dersleri gibi vesaire, dans dersleri gibi, bu tarz dersler vererek de kadınlarımıza güzel bir inşallah faaliyet alanı sağlamış olacağız. Evet. Kapalı halı sahamız yok İsmail Bey. Bir o tane büyük problem. Yazın ya, her yerde oynarsın da kışın oynayamazsın. Fark etmez. Bunun yazı, kışı fark etmez. Ne olursa olsun ülkemizin bu kadar futbola düşkünlüğü olan bir durumunda gençlerimizin böyle bir karşılaştığı sorunla alakalı inşallah biz bu kapalı halı sahalarımızı yapacağız. Ama bunları da profesyonel yapacağız İsmail Bey. İçerisinde ısı noktasına kadar olacak. Bakın ısı değerleri olacak. İçerisinde biz arkadaşlarımıza duş imkanlarını sağlayacağız. Masa tenisi olacak, bilardosu olacak, langırtı, kafesi olacak. Aile de gelip orada sosyal anlamda çocuğun oynadığı topu rahatlıkla izleyebilecek. Bunlar çok önemli şeyler. Duş imkanlarını sağladıktan sonra o evlere biliyorsunuz o halı sahanın pis şeyleri var ya, onları kimse götürmeyecek. Aynen öyle. Çok önemli bir konu. Orada tertemiz, hatta formayı da biz vereceğiz gelenlere. Orada güzel bir sistem olacak. Orada formasını da vereceğiz. Giyecekler güzelce, maçlarını yapacaklar, bırakacak gidecekler arkadaşlarımız. Maşallah başkanım ya, çok yani dolu dolu projeler var. İsmail Bey bunu tekrarlıyorum ama ya hiçbir şey yok. Bakın bu kadar projeyle keşke çıkamasaydım. Keşke yapılsaydı. İncesu'muza yıllardır... Her alanda projeniz var yani. Değinmediğiniz bir alan olmadı. Ama çok önemli. Çünkü sosyal belediyeciliğin gerçekten ne olduğunu biliyorum. Ben Türkiye'nin %80'ini gezmiş biri olarak ihtiyacın, gençlerimizin, çocuklarımızın, kadınlarımızın, herkesin bir ihtiyacı olduğunu biliyorum. Hadi bizler belli bir yaşlara geldik ama gençlerimizin artık gerçekten bu sosyalliklerle büyümesi gerektiğine inanıyorum İsmail Bey. Bizden başa yaşayan canlılar da var. Tabii. Sokak hayvanlarımız, ailelerden şununla ilgili gerçekten büyük tepkiler alıyorum. Yaşanan durumla alakalı aileler diyor ki, ya diyor biz sokak hayvanlarından dolayı diyor çocuklarımız rahatlıkla yürüyemiyor diyor. Kırsal diyor, saldırıyor diyor. Kırsalda bir de daha fazla oluyor. Evet, biz bunları inşallah barınaklarını kuraraktan hem bu sokak hayvanlarımız için karınları doyacak. Hem onlara daha güzel bir hizmet vereceğiz. Veterinerlik hizmeti vereceğiz. Onların sağlıklı bir ortamda yaşamalarını sağlayacağız İsmail Bey. Ücretsiz yemek hizmeti. Kime vereceğiz? Öğrencilerimize. Evet. Veriliyormuş ama böyle bunu biraz daha farklı bir hale getireceğiz İsmail Bey. Çünkü veriliyormuş gibi yapmayalım diyorsunuz. Evet, öyle olmasın ya. Biraz daha bunu çocuklarımız, çünkü sulu yemekle olmuyor İsmail Bey. Biraz daha aparatiflerle bunu yapmak olduğunu gerektiğini düşünüyorum. Sulu yemekler çöpe atılıyor. Yazıktır, günahtır. Bu devletin imkanlarıyla bu yapılan şeyler çöpe atılmasın. Bu paralar hepimizin parası. Ne olursa olsun biz gerçekten o ailelerin isteklerine göre o çalışmamızı yaparaktan bir öğün okullarımıza ücretsiz yemek vereceğiz İsmail Bey. Güzel. Bir de şeyler var başkanım, yani yaşlılar, böyle evinde yemek yapamayan insanlar, bununla ona da destek olursunuz. O, hem de aşe evlerimizi kuraraktan o evlere birebir o biz yemek hizmetini vereceğiz İsmail Bey. Düğün salonu ve yeni evlenen çiftlerimize destek İsmail Bey. Evet. Şimdi diyoruz ki bir belediye başkanı olarak tabii biz düğünlerimizde, cenazelerimizde hepsinde bulunuyoruz inşallah. Yani bu dönem tabii kış sezonu olduğu için düğünlere denk gelemedik ama biz şu anda Allah rahmet eylesin cenazelerimize gidiyoruz, katılım sağlıyoruz. İnşallah düğün salonu desteğinde de her evlenen çiftimize gelinliğiyle damatlığını belediye olarak biz sağlayacağız. Bu çok önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Çünkü kolay değil. Kiralama yöntemi nasıl olur? Kiralama yöntemi de isteyene de çok uygun maliyetli diyorum. Bakın çok uygun maliyetli bir çünkü şekilde sağlayacak. Çünkü gelinlik vesaire çok pahalı. Tabii 50 bin 100 binleri bulan rakamlar. Kiralama yöntemiyle biz bu desteği sağlayacağız. Ücretsiz vereceğiz ama. Ben kiralayacağım. Güzel. Evet, böyle bir durumumuz var. Şimdi İsmail Bey projelerimiz, ha bir de toplu sünnet törenlerimiz olacak. Evet, durumu iyi olmayan ailelere. Ben buradan bir de ince sulu halkımız için şunu söylüyorum. Maalesef gittiğimiz yerlerde duyduğumuz şu tehditler beni çok rahatsız ediyor. Neyi halkımızı tehdit ediyor vatandaş? Bizler gidiyoruz, bizleri desteklediğini düşünerekten bu tarz tehditlerle karşılaşıyorlarmış. Ben herhangi bir şekilde korkmadan... Yani yolunu yapmam, kanalizasyonu yapmam, imarını onaylamam, doğalgazını vermem ya da...
Ya bunu sadece şu an mevcut başkanla alakalı demiyorum. Ha, genel anlamda bu tarz tehditlerle karşılaşıyorlarmış. Bunlara kulak vermesinler, inanın. Çünkü biz Allah nasip eder o belediyeciliğe gelirsek herkes söz sahibi olacak. Yani sen... Ben 30 bin ilçeli nüfusun belediye başkanı olacağım. Kimseyi ayrıştırmayacağım. Herkes özgür iradesiyle konuşabilecek İsmail Bey. Biz kimseyi kırmayacağız, küstürmeyeceğiz. O tehdit sökmez ki milletimize. Sandığa gidince istediğine verir, istediği kadar tehdit edin. Aynen öyle, aynen öyle. Bir de bildiğiniz üzere biz kendi emeklerimizle afişlerimizi, vesairelerimizi, çalışmalarımızı yürütüyoruz. He, kamunun kaynakları yok tabii sizde. Tabii bizde kamu kaynağı yok. Diğer başkan adaylarımdan da rica ediyorum. Bizim bu yapmış olduğumuz, emeğini göstermiş olduğumuz bu değerlere saygı duysunlar. Hocam. Ve bizim afişlerimizi falan yırtmaya kalkmasınlar İsmail Bey. Bununla karşılaştık. Kimler ama olduğunda... kamunun kaynağını kullanmak haram, bir de kul hakkı sonuçta. Evet. Belki bugün seçimi kazanabilirsiniz ama öbür dünyada bunun hesabı var. Evet. Siz de helal paranızla çalışıyorsunuz, bir de ona zarar veriyorsalar gerçekten hoş değil. Evet. Çünkü kendi cebinizden para harcıyorsunuz. Onun için ben rica ediyorum başkanlarımızdan, özellikle söylüyorum. Ekiplerini uyarsınlar. Kesinlikle zarar vermemeleri konusunda uyarsınlar. Çünkü biz, benim afişlerim yırtıldı. Belki duydunuz sosyal medyada. Evet. O yırtılan afişlerle ilgili olan o arkadaşlarımıza biz eğitim verelim dedik. Ceza vermek yerine dedik. Biz böyle yaklaştık İsmail Bey. Polis arkadaşlarımızla konuşaraktan onlardan istirham ettik. Dedik ki bu kardeşlerimize bunun yanlış olduğunu doğru şekilde anlatalım dedik. Ve anlatıldı. Biz bir ceza yaptırımına gitmedik. Önemli olan bu insanları eğitmemiz İsmail Bey. 3 gün sonra emirle başka şeyler yapabilirler. O dakikada bu kardeşlerimizin yanında kimse olmaz. Zararını kendileri görür. Aynen. O yüzden Allah korusun bu tarz taşkınlıklara hiçbir şekilde sebep vermeyelim. İmkanı da sağlamayalım İsmail Bey. Bu konumuz çok önemli. Var mı hatırlatmak istediniz yoksa programın sonuna da geldik. Evet. Neden Recep Güngör demeye artık gerek kalmadı herhalde. Bu kadar projenin olduğu yerde bence de neden Recep Güngör demeye gerek yok İsmail Bey. Biz bunları yapacağız. Biz bunları inanın doğru bir şekilde, planlı bir şekilde en kısa sürede hayata geçireceğiz İsmail Bey. Peki ağzınıza sağlık başkanım. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet sağ olun. Evet bugün İyi Parti İncesu Belediye Başkan Adayı Sayın Recep Güngör'ü ağırladık. Kendisiyle projelerini ayrıntılı bir şekilde konuşmaya çalıştık. Gerçekten program bir saate yakın oldu. Bir saattir başkanım proje anlatıyor. Gereksiz laf üretmedi ekranımızda. Yani şunu yapacağız, bunu yapacağızdan daha ziyade elinde projeleriyle geldi ve eksikleri tespit etmiş. Bunları yapacak karar sizin tabii ki. Bitirdik. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.